Evet Hasan, kısaca kendini şöyle bir tanıtayım. Ondan sonra ilk başladığımız yıllarda taşımalı eğitimle Şanlıbel Kızık köyüne falan gittik. Yani sonra İzmit abimle yanımda falan kaldık. Sonra askerlik falan derken İstanbul'a yerleştik. 2014'ten bugüne kadar da İstanbul'da ikamet ediyorum. Orada bir fabrikada özellikle çalışıyorum. Tamam, biraz daha göstereyim. Annem Sivaslı. Babamlar aslen Malatya göçmeniler. Malatya Hekiman Tarihi Mezrası'ndan göç etmişler buraya ama tam tarihi belli değil bunların, yazı kanunu olarak görülmüyor. Oradan geldiklerinde çiftçi oğulları ünvanıyla gelmişler buraya. Sonra soy ismi kanunu verildiğinde Haydar dedeme Arslan soy ismi verilmiş. Mehmet dedeme Babacan. Çıtkınlı dedeme de Acar soy ismi verilmiş. İşte sonra bizim sülaleye de Haydar Ağlar olarak söylemişler. Diğerlerin çıtkınlılar söylemişler. Mehmet dedemin çocuğu olmadığı için onlardan olan kimse yok şu anda. Böyle işte Ramazan tatilinden dolayı da memleketi geldik. Sizlerle karşılaştık. Burada da doğup büyüdüğüm için ben köyün birçok şeyini yaşadım burada. Köyün diliyle çobanlık falan da yaptım, mal da var falan, yaymışlarım oldu. Son zamanlarında yaşadım ama birçok şeyini gördüm. Ben büyürken bu köy biraz daha kalabalıktı. Kahvesi falan vardı. O zaman insanlar pazara falan, traktörle falan gidiyorlardı, motorlarla. O dönemleri yani kısmen de olsa, çok az da olsa geçmişi gördüm yani, onları yaşadım. Evet. Sen ama şeyde yaşıyorsun değil mi? İstanbul'da. İstanbul Çekmeköy'de ikamet ediyorum. Evet. Orada kalıyorsun. Evet, orada kalıyorum. İzinlerinde geliyorsun köye. Evet, izinlerde ilk planımız bizim köy. İlk öncelikle ettiğimiz. Buralarda doğduğumuz için buralar bizim çok değerli. Havası, suyu, dağ, taşı. Belki her yerinde bir anımız, malzemesi oluyor. Dediğim gibi çobanlık falan da yaptığım için ben çok sayılmasa da köyde yaymışlığım vardır. Koyunda son zamanlarına yetişmiş olsam da çobanlık falan da yapmışlığım var. Dediğim gibi köyün birçok kültürünün içerisine girdim son zamanlarda olsa. Bunları gördüm. Zaten köye su gelmesi falan ben doğduktan sonra da oldu. Yunnak dedikleri öyle altınlar var bilirsiniz. Orada falan banyo yaptığımız falan ben hatırlıyorum. Oraları falan yaşadım yani. Davar falan vardı bizim başkalarının. Sığır falan çok önceden. Yani geçmişin son zamanlarını yaşadığım sayılır. Sonra da işte köyde kimse kalmayınca mecburi göçle İstanbul'a gidip orada çalışmaya devam ettim. Tamam, işte buralara gidip. Böyle. Şimdi Hasan, şimdi bugün vesileyle de köylülerimizin işte İzmir, İstanbul, Karkıncık'taki köylülerine iyi dileklerini de alalım. Herkese saygılarımı, selamlarımı iletelim. Şöyle şunu da demek. Bence doğru ama toplum olarak ne kadar doğru olur bilemem. Ramazan bayramı benim inancım yerine çok ilgilendirdi. Ramazan bayramı, şeker bayramı olarak çevrilse bir yeri yok bize göre. Tarihte de böyle bir baskılarla, dayatmalarla kabul edilmiştir ama bizde öyle bir bayram olmadığı için yani inancın içerisinde az çok bulunduğumuz bayram kutlamaları değil, herkese büyük bir şöyle yönü
başka ilave etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Emeklerine sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.